Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için makarna haşlama derdi olmadan kendi suyuyla, kendi vitaminiyle muhteşem bir tarif hazırladım. Öyle lezzetli ve kolay ki bu tarife hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Makarnanın sosu için 5 adet sivri biber, 2 adet domates, 2 diş sarımsak ve 1 adet orta büyüklükte soğan kullanıyorum. Öncelikle 1 adet orta büyüklükteki soğanı ince ince küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ne kadar çok ince doğrarsak makarnanın içerisine o kadar çok yakışacaktır. Soğanı mümkün olduğu kadar ince kıymaya özen gösterdim. Ardından 5 adet sivri biberi yine ince olacak şekilde doğruyorum. Biber miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar çok biberli olursa o kadar lezzetli oluyor. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. 2 adet domatesi de yine ince olacak şekilde doğruyorum. Bu arada domates miktarını da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla domates salçası kullanmak istemiyorsanız eğer 2 adet domates yeterli gelecektir. Makarnanın içerisine 2 diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak inanın lezzetine lezzet katıyor. Dilerseniz sizler sarımsak kullanmaya da bilirsiniz. Domatesleri de mümkün olduğu kadar ince kıydım. Hemen sarımsakları doğrama işlemine geçiyorum. 2 adet sarımsağı da ince ince doğradıktan sonra geniş boy tavayı ocağa alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra önceden doğramış olduğum soğanları üzerine ilave ediyorum. Ben sıvı yağ kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edeceğim. Üzerine sarımsakları da ilave ettikten sonra hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Yarım yemek kaşığı domates salçası kullandım. Sizler dilerseniz bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz. Soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ettim. Yine soğan ve salça güzel bir şekilde kavrulduktan sonra üzerine ince ince kıymış olduğum biberleri ilave ediyorum. Biberler çok çabuk piştiği için soğanla birlikte kavurmayı tercih etmedim. Birkaç saniye boyunca soğan ve biberler kavrulduktan sonra üzerine domateslerini ilave edeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden yazıyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kavrulmuş olan biber ve soğanın üzerine domatesleri ilave ettim. Ardından baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı silme tuz ve 1 tatlı kaşığı dolusu nane ilave ettim. Yine baharat miktarını ve tuz dengesini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu aşamada ocağımın ısısı orta derecede domateslerin üzerine kapak yardımı ile kapatıyorum. Domatesler hafif eriyene kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu arada aralıklarla karıştırmayı ihmal etmiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi dakikalar içerisinde domatesler erimeye başladı. Birkaç saniye içerisinde makarnayı ilave edeceğim. Makarnanın sosu istediğim kıvama geldi. Sizlerin de gördüğü gibi domatesler tamamen diriliğini kaybetti. Hemen üzerine yarım paketten fazla makarna ilave ediyorum. Yine makarna miktarını da kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz fazla olmasını tercih ettim. Benim çocuklarım bu sos ile makarnayı çok seviyorlar. Sıklıkla yapıyorum. Haftada 1-2 defa yapmış olduğum bu tarifi umarım denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Makarnayı birkaç saniye boyunca sos ile kavurdum. Hemen ardından üzerine kaynar su ilave ediyorum. Makarnaların yüzeyini geçecek kadar kaynar su ilave ettikten sonra ocağın ısısını kısık ayara getiriyorum. Birkaç saniye boyunca böyle karıştırdıktan sonra üzerini kapak yardımı ile kapatıp Yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Bu arada yine aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Suyu yavaş yavaş tükendikten sonra dibine tutabilir. Aradan 6-7 dakika geçti. Yavaş yavaş makarnalar pişmeye devam ediyor. Ben aralıklarla karıştırmayı ihmal etmiyorum. Makarna istediğiniz kıvama gelmediyse eğer üzerine biraz daha kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Muhteşem sosuyla makarna artık pişti. Sizlerinde gördüğü gibi hiçbir şekilde suyu kalmadı. Bu aşamada mümkün olduğu kadar sıklıkla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Makarnayı servis yapmadan önce 5 dakika boyunca dinlendireceğim. İçerisinde kalan suyu tamamen hapsetmesi için makarnanın üzerini kapak yardımıyla kapatıyorum. 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Aradan 5 dakika geçti makarna artık servis için hazırdır. Gerçekten muhteşem görünüyor. Mutfağımı inanılmaz güzel kokular sardı. Makarnayı bir de şöyle dinlendikten sonra sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyu asla kalmadı. Üstelik makarnalar pamuk gibi pişti. Yine belirtiyorum, istediğiniz kıvamı yakalayamadığınız takdirde makarnaların üzerine çok az miktarda daha kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle makarnayı servis tabağıma alıp sizlere de ne kadar lezzetli olduğunu, yumuşacık piştiğini yakından da göstermek istiyorum. Tek başına muhteşem bir ana yemek diyebilirim. Yanında bol köpüklü ayranla servis yapabilirsiniz. Şöyle birkaç tane makarnayı çatalımın ucuyla alıp sizlere de göstermek istiyorum. Öyle yumuşacık, öyle lezzetli oldu ki inanın tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan muhteşem bir makarna tarifi hazırladık. Bugünlükte tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.